Değerli arkadaşım merhabalar. Bu dersimizde birlikte permütasyona geçiş yapıyoruz. Bu aslında daha önceki derslerimizde gördüğümüz sayma kurallarıyla çok bağlantılı bir ders. Sayma kurallarını aslında iyi bir şekilde anladıysak e, permütasyon sorularını biz sayma kurallarıyla çok rahat bir şekilde yapabiliyoruz. Sadece bazı noktalarda permütasyon bize hesaplamalarda bazı kolaylıklar sağlıyor arkadaşlar. Permütasyon da kelime anlamı olarak da böyle sıralama anlamına gelecek. Aslında bundan sonra öğreneceğimiz kombinasyondan da çok e, farklı yönü yok. Şöyle farklı yönü şöyle arkadaşlar. Kombinasyonda sadece seçme yapacağız biz. Ama permütasyon kombinasyonu da kapsıyor. Nasıl kapsıyor? Permütasyon dediğimizde önce seçiyoruz. Seçtikten sonra da sıralama yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Ama permütasyonda dediğim gibi sıralama çok önemli. Şimdi permütasyon nasıl hesaplanıyor onu görelim. Bakın formülü arkadaşlar burada var. N'nin reyli permütasyonları N faktöriyel bölü n eksi r faktöriyeldir. şimdi buradaki özellikleri de şimdi n'nin sıfırlı permütasyonu neymiş arkadaşlar? 1'miş. E nasıl bulacağız bunu? İşte buradaki n gördüğün yere n yazacaksın. R gördüğün yere de bak sıfır yazdığın zaman şuradaki formülde 1 olduğunu görürsün. Diğer türlü de arkadaşlar ne yapacağız? Yukarıdaki formülü uyguladığımızda e, buradaki eşitliklerin doğru olduğunu rahat bir şekilde görebiliriz. Ama biz şimdi hesaplarken bazı pratik yöntemlerimiz var. Mesela desek ki 5'in üçlü permütasyonu. Hemen buradaki başlangıçtaki sayımız ne? 5. Beş. 5'ten başlıyoruz. Sonra burada 3 sayı olduğu için birer azaltı azalta çarpıyoruz. Yani 5 çarpı 4 çarpı 3. 3 sayı olduğu için bakın ben de buraya 3 sayı yazdım. Şöyle bir örnek daha yapalım. P'nin e, ne diyelim arkadaşlar? 6'nın ikili permütasyonu diyelim. Burada 6 olduğu için 6'dan başladım. 2 tane sayı yazmam lazım. Çünkü burada 2 var. Bir azalttım 6'yı arkadaşlar. Birer azalt azalta gidecek. Çünkü 6 çarpı 5'ten 30 olacak. Nasıl hesaplandığı ile ilgili bir fikir oldu diye tahmin ediyorum. Şimdi örneklerle ne yapalım? Bunu açıklayalım. 3 farklı oyuncak bir rafa yan yana kaç farklı şekilde sıralanabilir diyor arkadaşlar. 3 farklı oyuncak. Şimdi 3 farklı oyuncağımız varsa ben bunu bir rafa sıralayacak olursam arkadaşlar ne olacaktır? Birinci rafa 3 oyuncaktan herhangi birisi gelebilir. Sonra diğerine 2 tane kalıyor. Diğerine de arkadaşlar kaç tane kalmış oluyor? 1 tane kalmış oluyor. Dolayısıyla bakın 3 çarpı 2 çarpı 1 biz faktöriyel dersinden de biliyoruz. Bu da 3 faktöriyel. Tamam. Şimdi tekrarlı permütasyondan bahsedelim. Arkadaşlar tekrarlı permütasyon dediğimiz şey şu. Örnekle açıklay açıklayacak olursak bence daha anlaşılır olacaktır. Çiçek kelimesine bakın şimdi. Burada birbirini tekrar eden harfler var mı? Var. Hangileri o şeyler tekrar ediyor değil mi yani şimdi şöyle biz şimdi arkadaşlar permütasyonla da bir sıralama yapıyoruz ya e ben burada şimdi şeylerin yerlerini değiştirmiş olsam bize farklı bir görüntü verir mi vermez o yüzden şeylerin yer değişikliği bize farklı görüntüler vermeyeceği için o yüzden ne yapmamız lazım arkadaşlar fazladan saydıklarımızı bölmemiz lazım çıkarmamız lazım daha doğrusu yani bu da bölme anlamına geliyor ne demek istiyorum şimdi diyelim ki çiçek kelimesi kaç harften oluşuyor? 5 harften oluşuyor. Sen eğer bu kelimelerin hepsi, bu harflerin hepsi birbirinden farklı olsaydı kaç farklı şekilde sıralayabilirdin sen bunu? Bakın 5 faktöriyel şeklinde, değil mi? Evet. Ama buradaki ç'ler e, aynı. Yani ben bu ç'leri kendi arasında yer değiştirmiş olsam farklı bir görüntü olmayacak ki. Dolayısıyla arkadaşlar iki tane harf tekrar ettiği için bizim ne yapmamız lazım? 2 faktöriyele bölmemiz lazım. E hocam 3 e, harf tekrar etseydi? E, o zaman 3 faktöriyel. 4 tane olsa 4 faktörüyle bölecektim. Yani fazladan saydıklarımızı aslında çıkarıyoruz gibi düşünebiliriz. Şimdi son olarak da yol sorularından başlayıp yol sorularından bahsedip örneklerimizle devam edelim. A noktasından B'ye en kısa yol ile gitmek için 3 sağ ve 2 yukarı yapmak gerekir. Şimdi şöyle bir kuralımız var arkadaşlar. Sağ ve yukarı. Yani sen şimdi böyle sağa geldin. Sağa geldin. Sonra yukarı gittin. işte sola döndün. Buraya gittin. Buraya geldin. Tekrar aşağı indin. Yani turist gibi gezmek yok yani. O yüzden burada en kısa yol demesinin sebebi arkadaşlar. En kestirmeden A'dan B'ye nasıl ulaşabiliyorsan e, o şekilde ulaşacağız. Tamam. Şimdi üç tane sağa gidiyoruz. Evet. İki tane de yukarı gideceğiz. Onları da kısaca böyle gösterecek olursam. Bakın normalde bunların hepsi farklı olsaydı. 5 beş harfin 5'i de farklı olsaydı. O zaman ben kendi aralarında 5 faktöriyel şeklinde sıralama yapardım. Fakat burada 3 tane S kendi aralarında yer değiştirmesi önemsiz olacaktır. Değil mi? Dolayısıyla benim ne yapmam lazım? 3 faktörüyle bölmem lazım. Ama şimdi e, burada Y'ler de kendi arasında arkadaşlar yer değiştirmesi bunların da önemsiz olacaktır. Dolayısıyla çarpı Y'ler içinde 2 faktöriyel dememiz gerek. E bunu da hesapladığımızda zaten 5 çarpı 4 çarpı 3 faktöriyel olarak yazabilirim. Faydası da 3 faktöriyel çarpı 2 faktörielde 2'di, 3 faktöriyeler gitti. 5 kere 4 20. 20'yi de 2'ye böldüğüm takdirde cevabımızı 10 olarak bulmuş olur. Örneklerimize bakalım şimdi. 6 kişi 3 kişilik bir koltuğa kaç farklı biçimde oturabilirler diyor. 3 kişilik koltuğu dedik için arkadaşlar şöyle 3 tane çizgi yapalım. Şimdi ilk koltuğa 6 tane 6 kişi oturabilir değil mi? 6 tane durum söz konusu. İkinci koltuğa arkadaşlar kalan 5 kişiden bir tane oturabilir. Üçüncü koltuğa ise kalan arkadaşlar 4 kişiden biri oturabilir. Dolayısıyla cevabımız ne olacak? 6 kere 5 30. 30'da da 4'ü çarparsak cevabımızı 120 olarak bulmuş oluruz. Şimdi örnek 2'ye bakalım. 3 kız 4 erkek yan yana kaç farklı biçimde sıralanabilirler? Hiçbir şartımız yok arkadaşlar. Dolayısıyla toplamda 3 artı 4'ten 7 kişi var. 7 kişi de arkadaşlar 7 faktöriyel biçimde sıralanabilir. Hani erkekler bir arada kızlar bir arada falan hiçbir şartımız yok. Dolayısıyla 7 kişi var. 7 faktör şeklinde sıralanabilir. Örnek 3'e bakıyoruz. Arda annesi ve babası arasında kaç farklı şekilde fotoğraf çektirebilir diyor. Bakın şurası annesi olsun. Bakın Arda aralarında olacak. Bu tarafta da ne olacak arkadaşlar? Baba olacak. Şimdi tabi burada Arda her zaman ortada olduğu için annesiyle babasının yer değiştirme durumu söz konusu olabilir. Dolayısıyla iki kişi iki faktöriyel şeklinde yer değiştirebilecektir. Örnek 4'e bakıyoruz. 3 farklı matematik ve 4 farklı kimya kitaplı, kitabı bir rafa aynı türden kitaplar yan yana olmak şartıyla kaç farklı şekilde sıralanabilir diyor. Bakın ikinci soruyla arada fark var. Niye? Aynı türden kitaplar yan yana olacakmış arkadaşlar. arkadaşlar? Yani 3 farklı matematik kitabı diyor. Bunlara M1, M2, M3 diyelim. 4 farklı kimya kitabına da k 1 k 2 K3 ve K4 diyelim. Matematikler ve arkadaşlar kimyalar bir arada olacaklar. Dolayısıyla sanki bunları böyle bir iple bağlıyormuşuz gibi düşünelim. O zaman arkadaşlar ilk başta ne olacaktır? Matematik ve kimya kitapları kendi arasında iki faktöriyel şeklinde ne yapabilir? Yer değiştirebilir. Tabi matematiklerin kendi arasında yer değiştirme durumu 3 tane matematik kitabı olduğu için 3 faktöriyel şeklinde 4 tane kimya kitabı da kendi aralarında 4 faktöriyel şeklinde yer değiştirebilir. 2 İki faktöriyel 2'dir, 3 faktöriyel 6'dır, 4 faktöriyel de 24. 24 ile 6'yı çarpsam 144, 144 ile de 2'yi çarpsam cevabımızı 288 olarak elde etmiş oluruz. 5'e bakalım şimdi. Kenan, Beril, Cem ve Oğuz. 4 kişilik bir koltuğa Kenan, Beril'in sağ tarafında oturmak üzere kaç farklı şekilde oturabilir diye soruyor. Normalde hiçbir şart koşmasaydı 4 kişi 4 faktöriyel şeklinde sıralanabilirdi. Şimdi Kenan Beril'in sağında oturacaksa arkadaşlar şimdi yarısında Kenan Beril'in sağında olur. Yarısında ise Beril Kenan'ın sağında olur. Dolayısıyla arkadaşlar ne olacak? Benim 2'ye bölmem lazım. Yani 12 durum söz konusudur. Hatta şöyle de açıklayıcı olması açısından 3 tane harfimiz olsun bizim. A, B, C diye. Ben bu 3 tane harfi kendi aralarında 3 faktöriyel yani 6 durumda sıralayabilirim. Fakat şimdi şöyle bu sıralamasını yapalım arkadaşlar. A ile başlayıp A, B, C olur. Yukarıda yazdık. O zaman ikinci sırada ne olabilir arkadaşlar? B ile C yer değiştirirse A, C, B olur. Şimdi B başa gelsin. B, A, C olur. B, C, A olur. C ile başlayacağız. C, A, B olur. Ve C, B, A olur. Şimdi dikkat edecek olursanız arkadaşlar bakın en başta en başta iki tane A var. iki tane B var. iki tane de C var. Değil mi? Ortalara bakalım şimdi. Bak ortalarda iki tane B var. Yine iki tane A var. iki tane C. Her birinden eşit sırada dikkat ediyorsanız. Diğer için de aynı şey söz konusu. A'lardan iki tane var. B'lerden iki tane var. Bakın C'lerden de yine iki tane var. Yani her sırada eşit sırada arkadaşlar. Eşit sayıda daha doğrusu. A var. Eşit sayıda B var. Eşit sayıda da C var. O zaman ne olacak? eşit sayıda biri diğerinin sağında olacak. Diğeri de diğerinin sağında olmuş olacak. O yüzden ikiye böldük gibi de düşünebilirsiniz. Şimdi geldik 6. sorumuza. Yukarıdaki 6 farklı renkteki top yan yana dizilecektir. En başta en sağ başta pembe. Tamam. Renkli top ve en sol başta sarı renkli top olmak üzere kaç farklı şekilde sıralanabilir? Bakın sağ başta ne olacakmış arkadaşlar? Pembe olacakmış. Solda ne olacakmış? Sarı olacakmış. Yani en baş ve en sol sağ için arkadaşlar bize seçme hakkı tanımış mı? Tanımamış. Dolayısıyla geri kalan toplamda zaten 6 tane vardı. Geri kalan 4 tane top kendi aralarında ne yapacaktır? Sıralanacaktır. Peki 4 tane top kendi aralarında ne kadar farklı sıralama yapılabilir? 4 faktörel Yani 24 farklı şekilde sıralanabilir. Baştaki ve sondaki için arkadaşlar bize seçim hakkı tanımamış. Şimdi gelelim yedinci örneğimize. Şekildeki çizgiler bir şehrin birbirini dik kesen sokaklarını göstermektedir. Buna göre A noktasından B noktasına uğrayarak sağ veya yukarı ilerleyerek C noktasına en kısa yoldan kaç farklı biçimde gidilebilir diye soruluyor. Şimdi A noktasından başlayıp B noktasına gideceğiz arkadaşlar. Şartımız burada B noktasına uğramak. Dolayısıyla bakın iki tane sağa giderim, bir tane yukarı giderek B noktasına ulaşırım. Değil mi? Sen diyebilirsin ki hocam illa böyle mi gideceğiz? Yok bakın bu şekilde de güzergahımız şu kırmızıyla takip ettiğimiz e, yol olmuş olsa ne olacak? Bu sefer bir yukarı iki sağa gideceğim. Yani her halükarda yine iki sağ bir yukarı yapmak zor durumunda kalıyorum. İki sağ bir yukarı. Şimdi arkadaşlar bu harflerin hepsi birbirinden farklı olsaydı 3 harf 3 faktöriyel şeklinde sıralanabilirdi. Fakat iki tane S harfinin yer değiştirmesi farklı bize bir görüntü vermeyeceğinden dolayı ne yapacağız arkadaşlar? Tekrarlı permütasyondan ötürü iki faktöre ile bölmem gerekiyor. Yani buradan 3 durum söz konusu A'dan B'ye gidene kadar. Dolayısıyla 3'ten sonra çarpı diyeceğim. Niye? çünkü benim işim bitmedi ki daha B'den C'ye gideceğim arkadaşlar. B'den C'ye nasıl gideceğiz? Bunun için de arkadaşlar 3 tane sağa gideceğim. 1, 2, 3 tane de yukarı gitmem lazım. Şöyle 3 sağa 3 de yukarı. Hepsi birbirinden farklı olsaydı 6 faktöriyel şeklinde sıralama yapardım. 3 tane S'ye bakın burada tekrar etmiş. 3 faktöriyle böldüm. 3 tane Y tekrar etmiş. O yüzden 3 ile ne yaptık? Böldük. Buradan 6 faktöriyeli 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 faktöriyel şeklinde yazdım. Bölü 3 faktöriyel. Diğer 3 faktöriyeli de 6 olarak yazdım. Bakın burada 3 faktöriyeller birbirini götürdü. 6'lar da birbirini götürdü. 5 çarpı 4'ten 20 kaldı. O zaman arkadaşlar 3 çarpı 20'den de cevabımızı 60 olarak elde ederiz. Gelelim şimdi 8. ve son sorumuza. Böyle A şıkkını yapacak olursak, A şıkkı diyor ki Marmara kelimesinin harfleriyle anlamlı ya da anlamsız 7 harfli kaç farklı kelime yazılabilir diyor. Şimdi burada toplamda 7 tane harf var. Eğer hepsi birbirinden farklı olmuş olsaydı 7 faktöriyel şeklinde sıralama yapılabilirdi. Fakat M'lerden bak kaç tane var? 1, 2 tane var. O yüzden 2 tane M tekrar ettiği için 2 faktöriyel böldüm. A'lara bakıyorum. 3 tane A harfi olduğu için 3 3 e, faktöriyele böldüm. 2 tane de R harfi olduğundan dolayı arkadaşlar 2 faktöriyele böldük. Dolayısıyla bakın buradan cevabımız ne gelecektir? 7 çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 3 e, faktöriyel şeklinde yazayım. 3 faktöriyel şeklinde yazdım. Şimdi paydada biraz düzenleme yapalım. Burada arkadaşlar 3 faktörelde bıraktık. Fayda da 2 e, faktöriyeli 2 olarak yazdım. 2 faktöriyel 2. 2 iki kere 2'den de 4 yazdım. Diğer 3 faktöriyel duruyor. Sadeleştirmelerimizi yapalım. Bakın burada 3 faktöriyeller birbirini götürdü. E 4'ler de birbirini götürdü. 6 kere 5 30. 30'a da 7'yi çarparsam A şıkkının cevabını 210 olarak bulmuş oluruz. Şimdi B'ye gelelim. B'de de diyor ki sayısının rakamları ile 6 basamaklı kaç sayı yazılabilir diye soruyor arkadaşlar. Şimdi bakın Hepsi birbirinden farklı olsaydı 6 faktöriyel şeklinde sıralama yapardım. Fakat burada 5'ler 3 tane 3'lerde 2 defa tekrar ettiğinden dolayı 3 faktöriyel çarpı 2 faktöriyele ne yapmamız lazım bölmemiz lazım. 6 faktöriyel 720'dir. 3 faktöriyel 6 2 faktöriyel de 2 6 kere 2'den de 12 olacak. 720'yi 12'ye bölsem arkadaşlar cevabımız ne gelecektir? 60 gelecektir. Son olarak da C şıkkına bakıp dersimizi tamamlayalım. C şıkkında diyor ki bu sayının rakamları ile 7 basamaklı kaç sayı yazılabilir diyor. Şimdi hepsi birbirinden farklı olsaydı 7 faktöriyel şeklinde sıralama yapabilirdik. Ama burada bir sıkıntımız var arkadaşlar. Çünkü e, en başa ne gelemeyecektir? 0 gelemeyecektir. Bakın şu anda ben 0 yokmuş gibi işlem yapıyorum. O durumu en son değerlendir. Şimdi 3 tane 1, 3 tane 1 e, ne olacak? Tekrar ettiğinden dolayı 3 faktöriyel böldüm. Evet. 2 tane 5 de tekrar ettiğinden dolayı 2 faktöriyelde bölmem lazım. Şimdi 0 başa 0 gelme ihtimali nedir arkadaşlar? 0 gelme ihtimali. Toplam 7 tane rakam var ya. 0 gelmesi 1 bölü 7'dir. Değil mi? Peki ben gelmesini istiyor muyum? İstemiyorum. Dolayısıyla gelmeme ihtimali nedir? Bak gelme ihtimali 1 bölü 7 ise gelmeme ihtimali 6 bölü 7'dir. Dolayısıyla ne yapacağım ben bu ifadeyi? 6 bölü 7 ile çarpacağım. Şimdi gerekli sadeleştirmeleri yapalım. Arkadaşlar burada pay kısmında bak şöyle 3 faktöriyel 3'tür. 2 faktöriyel 2'dir. 3 çarpı 2'den 6. Bu 6 ile bu 6 birbirini götürmüş oldu. 7 faktöriyeli şöyle yazacak olursam 7 çarpı 6 faktöriyel şeklinde yazalım. E buradaki 7 ile buradaki 7 birbirini götürdü. E 6 faktöriyel arkadaşlar nedir? 720'dir. Ama burada sanki bir hata yaptık. Çünkü 360 diyor. Ne hatası yaptık? Ha burada bu hatayı yapmışız fark ettim. 3 faktöriyel 6 ya. Bu 6 ile bu 6 birbirini götürdü. Bak şurada bir 2 kaldı arkadaşlar. Dolayısıyla 6 faktöriyel 720 idi. Faydada da bir tane 2'miz kaldı. 720'yi 2'ye bölersem cevabımızı 360 olarak elde etmiş oluruz. Umarım mantığını anlatabilmişimdir. Evet arkadaşlar dersimiz bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın.